Sedat Peker yeni bir video çekti ve çok vahim iddiaları ortaya attı. İşte onun haberini Tele1 yapmış, kendi tarzımızda yorumlayacağız. Çok vahim iddialar var. Sedat Peker o isimleri tek tek saydı. Hepiniz oradaydınız. AKP'nin eski iş ortakları ve derin devletin kolları, bakın birbirlerine neler yapmışlar. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker kendisine yapılan operasyonun şifreleri olduğunu öne sürdü. Mehmet Ağar, Pelikancılara yönelik suçlamalarına yeni isimleri ekledi. Şahsına yapılan tanımsızlıkların taşeronu Mehmet Ağar ve Pelikancılardır diyerek yeni videolar çekeceğini duyuran organize suç örgütü lideri Sedat Peker, ikinci videosunda yeni suçlamalarda bulundu. Mehmet Ağar ve Pelikancıların Gerçek Yüzü başlığıyla yayınladığı ikinci videoda Peker, Tolga Ağar'ın bir kız arkadaşı var ya, kırgız ya da kazak uyruklu. Kızcağız jandarmaya gidiyor, Tolga Ağar bana tecavüz etti diye kız şikayet ediyor. Daha sonra kızı helikopterle aldırıyorlar. Kız ertesi gün ölü bulunuyor. Orada bir garip cağız öldü. Herkes biliyor, kimse sesini açmıyor dedi. Sedat Peker bu operasyonun şifreleri var. Özellikle bayan polis getirmediler. Beni küçültmek istediler. Beni tanıyamamış olmanız benim değil, bu operasyonu yönlendiren Mehmet Ağar ve Pelikancıların aybıdır. Ben aklımı tatile yolladım. Aslanın iğne giriyorsan parçalanmayı göze alacaksın. Her şeyi anlatacağım. Madem öyle hepiniz bilelim. Her şeyi anlatacağım. İçime dert oldu dedi. Emir Sarıgül'ün şoförüne tek el ateş ettirdiler ve Tolga Ağar'ın yerine cezaevine girdi. Vahim iddialar, lütfen bu kısmına dikkat buyurun. Peker şöyle devam etti. Nusret diye bir kardeşimiz var, etçi. Konunun diğer kahramanı Mehmet Ağar Bey'in oğlu Tolga Ağar. Yanında kız arkadaşı Emir Sarıgül'ün evine geliyorlar. Belkivos konaklarına. Onun bir alt sokağında da Mehmet Ağar Bey'in evi var. Ağar'ın yanında da Sezgin Baran Korkmaz var. Sarıgül'ün evinde birlikte kokain içiyorlar. Tolga Ağar Nusret'e telefon ediyor. Akıllı ol diyor. Nusret'e küfür etmeye başlıyor. Ardından Tolga Ağar öfkelenerek ateş ediyor. Sesi duyan Mustafa Sarıgül ve Sezgin Baran Korkmaz yukarı geliyorlar. Sarıgül gereğini yapın diyor. O gün orada ayrıca İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cevdet Hürol var. Suriyeli Saydam, Beykoz'dan sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Sunay Balıklıkaya, CBD Müdürü, şu an emekli. Bu müdürlerimiz de orada. İl Emniyet Müdürü işlem yapacağız diyor. Mehmet Ağar ve Tolga Ağar engelliyor. Sonucunda Emin Sarıgül'ün şoförüne tek el ateş ettiriliyor ve arkadaş cezaevine gidiyor. Tolga Ağar'ı tecavüzden şikayet eden kadın ölü bulundu. Çok vahim iddialar. Tolga Ağar'ın bir kız arkadaşı var. Kırgız ya da kazak uyruklu. Kızcağız jandarmaya gidiyor. Tolga Ağar bana tecavüz etti diye kız şikayet ediyor. Daha sonra kızı helikopterle aldırıyorlar. Kız ertesi gün ölü bulunuyor. Orada bir garip cağız öldü. Herkes biliyor, kimse sesini açmıyor diyor. Pelikan grubu nedir? Kamuoyunun ilk olarak 1 Mayıs 2016'da adını duyduğu Pelikan grubu, o dönem başbakan olan Ahmet Davutoğlu'na karşı sert ifadeli yer aldığı Pelikan bildirisini yayınlamıştı. Pelikan darbesi olarak tanılan bildirinin yayınlanmasından günler sonra Davutoğlu istifa etmişti. Öte yandan Sedat Peker'in önünde korulan sosyalist Roçki kitabı ise dikkat çekti. Sedat Peker kimdir? Organize suç örgütü şefi Sedat Peker birçok siyasetçiyi hedef almış, barış akademisyenlerini tehdit etmişti. Yurt dışında bulunan Peker, organize suç örgütü kurmaktan aranıyor. Barış Pınar'la tabsaber olarak yorumum şu: AKP derin devletinin birbirlerine nasıl düştüğünü ve şimdi o derin devletten ayrılan diğer bir kola nasıl iddialarla suçlamalarda bulunduğunu ve bu iddiaların ne kadar vahim olduğunu görüyor musunuz? İşte demokrasi tramvayına binen AKP'nin kimlerle çalıştığı
derin devlet elemanlarına nasıl çalıştığı ve bu elemanların birbirlerine karşı nasıl komplolar düzenlendiğini görüyor musunuz? Türkiye'de demokrasinin geldiği noktayı görüyor musunuz? Evet, Sedat Peker, Mehmet Ağar ve Pelikancılar, üç grup birbirine vahim iddialar söylüyor, savuruyor. Bakalım nasıl sonuçlanacak? AKP Adalet Kalkınma Partisi ile birlikte hepsi birden yargılanacaklar mı? İddialar vahim. Yargı araştıracak mı? Merakla bekliyoruz.